Günaydın. Avrupa'da gündem başlıyor. Dünyanın neresinde olursanız olun şu anda ekran başında olan ve bizi izleyen tüm seyircilerimize iyi sabahlar, iyi akşamlar, iyi geceler dileğiyle programımızı açıyoruz. Sevgili seyirciler, bugün çok önemli konuklarım var. Çok önemli konulara işaret edeceğiz. Çok önemli araştırmaların sonuçlarını sizlerle paylaşacağız. Mesele son derece önemli. Konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi Müdürü Doçent Doktor Murat Erdoğan Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk Murat Bey. Şimdi Murat Erdoğan'ın çok önemli bir araştırması var. Sevgili seyirciler, onun sonuçlarını biraz sizi merak ettireceğiz. Bu bölümün sonrasında sizlerle paylaşacağız. Ancak bu konuyu öncelikle konuşalım. Çünkü Türkiye'li göçmenlerin sayısı da Almanya'da, Avrupa'da çok fazla. Ve onları nasıl etkileyecek? Yani Bulgaristan ve Romanyalı göçmenlerin ve diğer ülkelerden gelecek göçmenlerin ucuz iş gücü olarak talep göreceği aşikar. Dolayısıyla da zaten bütün Avrupa'daki göçmen nüfusu çok olumsuz koşullarda ve neredeyse yoksulluk koşullarında yaşıyorlar. Acaba ne olacak? Nereye gider bu iş? Şimdiden çatlakta başladı. Şimdi Fuat Bey, bu Avrupa'nın kronik sorunlarından birisi. Özellikle 80'li yıllardan itibaren. Hani bizlerle yapılan göç, iş gücü anlaşmaları 60'lı yıllardaydı. O dönem gerçek bir ihtiyaç vardı. 80'lerden itibaren bu ihtiyaç ortadan kalktı. Hatta işsizlik ortaya çıkmaya başladı. Avrupa'nın tamamında böyle bir sıkıntı var. Bizim meşhur bir sözümüz var. Hani misafir misafiri ev sahibi kimseyi sevmez diye. Bu tam buna oturuyor yani. Evet. Çünkü bizim altını çizdiğiniz husus çok önemli. Bu sorun sadece Alman Hristiyan demokratların sorunu değil. Evet. Bizim aynı zamanda kendi insanlarımızın da bir sorunu, evet. Tırnak içinde söylüyorum. Ama bu sorun öyle kolay kolay giderilebilecek, reddedilebilecek bir konu da değil. Eğer Avrupa Birliği'nin genel ilkelerini belirli ölçüde muhafaza edeceksek ve o ilkeleri koruyacaksak, oraya üye olan ülkelerin serbest dolaşım hakkını, insanların serbest dolaşım hakkını, çalışma hakkını tanımak zorundasınız. Bununla ilgili konulan rezervlerin belirli bir limiti var. O limitler de aşıldı. Şimdi ileride olası bir Türkiye üyeliği konusunda da bunlar konuşuluyor. İşte tamam, Türkiye üye olsun ama serbest dolaşımı işte 10 yıl erteleyelim vesaire diye. Yalnız şöyle bir gerçeklik var. Şimdi siyasiler bunları söylüyorlar. Çünkü siyasiler eninde sonunda halktaki bu tedirginliği bir biçimde kullanmış oluyorlar. Siyasinin işi de odur. Yani bu anlamda çok fazla da yadırgamamak lazım. Ama stratejistlere ve iş çevrelerine baktığınızda bu gelişim olumlu bir gelişim. Çünkü iş gücünün maliyeti azalıyor. Daha ucuza eleman çalıştırabiliyorlar. Ve bütün yapılan araştırmalar şunu gösteriyor Avrupa'da. Avrupa'da çok ciddi bir yaşlanma sorunu var. Ve çocuk doğum oranlarında olağanüstü bir düşüş var. Bütün bunlar bu araya geldiğinde Avrupa'nın dışarıdan insan gücüne ihtiyacı var ve Avrupa geneline baktığınızda, Avrupa coğrafyasında, Avrupa Birliği coğrafyasında Romanya ve Bulgaristan dışında Avrupa Birliği'ne insan gönderecek çok fazla bir ülkede kalmadı. Çünkü hemen hemen her ülkede bir nüfus azalışı var. Dolayısıyla bunlar destekleyemiyor. Yani mesela Polonyalı'nın ya da Macar'ın ya da Slovenyalı'nın Almanya'ya gitmesini gerektirecek bir şey yok. Çünkü zaten orada da ciddi bir biçimde nüfus sıkıntısı var. Romanya ve Bulgaristan bu konuda biraz daha aç. Bunu açlık anlamında söylemiyorum, hani potansiyel anlamında. Dolayısıyla bu ülkelere bir insan trafiği yaşanacak gibi görünüyor. Ve bunun birinci derecede muhatabı, sizin de az önce altını çizdiğiniz gibi, orada daha önce yaşayan işçi statüsündeki, emekçi statüsündeki göçmen kitleler. Bu doğal olarak bizi de ilgilendiriyor. Şimdi bizim Avrupa'da yaklaşık olarak Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan 5 milyon civarında insanımız var. Bunlar toplumun her alanında kendilerini artık yer etmiş durumdalar ama yine de önemli bir bölümünün emekçi kitle içinde olduğunu biliyoruz. Şu an sahip oldukları işlerini kaybetmek konusundaki tedirginlik onlarda da var. Dolayısıyla biraz paradoksal gibi gelecek ama hani CSU'nun bu konudaki olumsuz söylemi bazen bizim insanlarımıza olumlu gelebiliyor. Yani bu konuda arada ciddi çelişkiler var. Yani konuya birazcık da öyle bakmakta fayda var. Yalnız yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Avrupa Birliği'nin şu anki ekonomik ve kalkınma seviyesini sürdürebilmesi için 2050'ye kadar yılda en az 1.2 milyon civarında iş gücüne ihtiyacı var. Çünkü başka türlü bu açığı kapatamıyor. Yaşlanma ve çocuk azlığından dolayı. Onun için yani CSU şunu söyledi, öbürü bunu söyledi. Ne söylerlerse söylesinler, ekonominin ihtiyacı itibariyle bu devam edecek. CSU'nun söylemindeki sakatlık şu. CSU, Almanya'da da tartışıldığı gibi, bizim ülkemizde de tartışıldığı gibi, söylemini etnik ve dini özellikler üzerine bina ediyor. Şimdi bunu söylemekte sakınca yok. Bulgaristan ve Romanya göçmenleri çok büyük bölümü Romanlardan, Çingenelerden oluşan bir grup.
ve bunun yarattığı bir rahatsızlık var. Hı-hı. Bunu bazen açıkça ifade ediyorlar, bazen gizli bir biçimde ifade ediyorlar. Serbest dolaşımda da ortaya çıkmıştı zaten dilencilerle birlikte. Aynen, yani bu dilenci hikayesi gerçekten Avrupa'nın ciddi bir sorunu olmaya doğru yöneliyor. Hatta biliyorsunuz bir sene, iki sene kadar önce Fransa'da bunları doldurdular otobüslere, uçaklara ve gönderdiler. Ceplerine de böyle hani hakaret edercesine 100'er euroluk paralar verdiler ve gönderdiler. O dönemde de çok ciddi tartışılmıştı. Mesela şu an 2014'ten itibaren artık bunu yapabilme imkanı kalmadı. Eskiden rezervler dolayısıyla bunu yapabiliyordunuz. Bundan sonra bu kalmadı. Şimdi Avrupa'da iki tane hani öteki var. Bir Müslüman göçmenler var. Büyük bölümü Türklerden oluşan. Ama sadece Türkler değil, mesela Fransa'da, Fas'tan, Cezayir'den vesaire de gelenler var. Bir de Çingeneler var. Çingenelerin durumu bu anlamda daha vahim. Yani onların karşı karşıya kaldığı sorunlar daha yoğun. Ve bu iki ülkenin serbest dolaşım hakkını ve çalışma hakkını elde etmesiyle birlikte bu sorun artacak. Şimdi genelde şöyle bir ilke var. Bir Alman Fransa'da çalışmak isterse, Avrupa Birliği'nin kuralları gereği, kendisine 3 ay içinde iş bulması gerekiyor. Oturacak bir yer bulması gerekiyor. Yani ben geldim, bir gezineceğim, bakacağım, kalırsam da bana sosyal yardım ödeyin gibi bir bedavacılık yok aslında. Ama konu Bulgar ve Roman göçmenlere gittiğinde onların nasıl bir şekilde Avrupa'da tutunacaklarını kimse kestiremiyor. Yani geldiklerinde bu kurallara uyacaklar mı? Uymazlarsa bunlara karşı ne gibi yaptırımlar uygulanabilecek? Bunlar çok net değil. Dolayısıyla ondan kaynaklanan bir kafa O yaptırım onlara da eşit olarak uygulanmak durumunda değil mi? Aynen, aynen. Onlara da uygulanmak durumunda. Ama onların kuralları bir biçimde delme ihtimali yüksek görünüyor. Aslında tedirginlik ondan kaynaklanıyor. Aa, evet. Ama bunu da belirli bir etnik yapı üzerinden de söyleyemiyorsunuz kolay kolay. Hani Avrupa'nın genel hassasiyetleri çerçevesinde. Dolayısıyla şimdi, laflar dolandırılıyor. Avrupa Birliği de kuralları uyguluyorum. 3 ay içinde iş bulamadı, bir mesken edinemedi. Onun için gönderiyorum demeye kalktığında da vay ayrımcılık tabii uyguluyorsun aynen, diye aynen. Bir eleştiriye maruz kalmaktan yani, da korkuyorum. Bu anlamda hakikaten sıkıntılı bir durum var. Hem Avrupa Birliği bakımından hem onlar bakımından. Şimdi şöyle... Türkiye'de eskiden transit bir göç ülkesiydi. Her geçen gün Türkiye aslında artık göç alan ve insanların gelip kaldığı bir göç hedef ülkelerinden birisi haline geldi ve geliyor. Böyle bir gidişat var. Bunun üzerine mesela Türkiye bir reaksiyon verdi. Ne verdi? Türkiye Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kurduk biz İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak. Bu genel müdürlük göç ateşelikleri oluşturacak. Yurt dışından Türkiye'ye gelmek isteyenleri regüle etmeye çalışacak. Şimdi gelişmekte olan, kalkınmakta olan ülkeler... Böyle bir tarihi durum var. Ne kadar zenginleşirseniz o kadar korkuyorsunuz ve duvarlarınızı yükseltiyorsunuz. Bu bizde de geçerli. Bu insanlık tarihi boyunca hep böyle oldu. Bundan sonra da olacak. Şimdi Türkiye'de bu konuda Türkiye'ye gelecek olanları belirli ölçülerde tutmaya ve belirli ölçülerde bunları regüle etmeye çalışıyor. Hani illegal göçü engellemeye çalışıyor. Avrupa'nın en çok tedirgin olduğu şey bu. Yani göçe ihtiyacımız var diyorlar. Bunu kabul ediyorlar. Ama göçü bizim regüle etmemiz lazım. Her kafasına esenin gelmemesi lazım. Gelenin belirli bir kualifikasyona sahip olması lazım vesaire. Dolayısıyla burada insani değil çok daha fazla soğuk bir ekonomik bakış var. Ve bu soğuk ekonomik bakış da insan haklarıyla her zaman çatışma içinde tabii olabiliyor. Tabii Avrupa sermayesinde şöyle bir açgözlülüğü var. Şimdi mesela yıllarca şimdi tekrar Türkiye'ye döndüler. Mesela tekstil sektöründe tabii. Diyelim. Çin'e ucuz iş gücü nedeniyle fason imalat evet. Yaptırdılar yıllarca. Sonra yeniden Çin'deki ücretler artınca tekrar mesafe nedeniyle Türkiye'ye yöneldiler vesaire. Şimdi ucuz iş gücüyle birlikte Çin adeta ayaklarının dibine gelmiş olacak. Bu son derece tehlikeli oradaki diğer göçmen işçiler için aslında orada yaşayan yerleşik Avrupalılar için de tehlikeli bir duruma dönüşecek. Çünkü onların da işsiz kalmasına sebep olabilecek. Hı-hı. Çünkü sermayenin açgözlüğü sınır tanımıyor. Yani bunun nasıl önüne geçmek mümkün olabilir? Çok zor. Yani bu dünyadaki, şimdi Fuat Bey aslında temel sorun şu. Göç hareketlerinin en büyük kaynağı ekonomik. Dünyanın gelirinin %80'ini dünyanın %20'si elinde tutuyor. Ve geri kalanında inanılmaz bir sefalet var. Yani biz dünyanın yine de en iyi yaşayan bölgelerinden birinde yaşıyoruz. Bütün evet. Sıkıntılara rağmen. Dolayısıyla bir de teknoloji artık başka dünyalarda ne olduğunu da bize kolayca gösteriyor. Televizyondan görüyoruz, evet. Cep telefonumuzdan görüyoruz vesaire. İnsanların huzurlu, zengin, müreffeh yerlere kendilerini götürmek konusundaki motivasyonu her geçen gün artıyor. Bunu engelleyebilmeniz de çok mümkün değil. Onun için insanlar hayatlarını göze alarak... Olmadık teknelerle yollara düşüyorlar, bir yere kapağı atmaya çalışıyorlar falan. Ama Avrupalılarda şöyle bir yaklaşım var. Her illegal göçmenin yaklaşık olarak Avrupa'ya 5 milyon euro maliyeti olduğu söylenir. Bu çok sık tekrar edilen bir şeydir.
Böyle bir rakama nereden ulaşıldı o ayrı bir hikaye. Ama Avrupalı olaya bu anlamda tamamen ekonomik bir yönüyle bakıyor. İki tane göçmenlere karşı çıkışta iki temel var zaten. Bir, ekonomik olarak bunlar gelecek, iş gücü piyasasını etkileyecek, işsizlik artacak, huzursuzluk atacak. Bir bundan korkuyorlar. İki, sosyal yapımızı, ahlaki yapımızı, işte düzenimizi bozacaklar. Bu konuda da hem işte Çingeneler konusunda hem Müslümanlar konusunda genelde böyle bir yaklaşım olduğu açık. Ama evet, bu tartışmalarla ilgili belki bir cümle daha söyleyeyim Fuat Bey. Almanya'daki tartışma bizi doğrudan ilgilendirecek bir başka yönü daha var. O da biliyorsunuz son Alman hükümetiyle birlikte bir bakanımız var, Aydan Hanım. Evet, uyum bakanımız. Uyum bakanımız. Ya şimdi bu tartışmalar tam gelecek, da onun üzerine. Evet, tam. Bu yeni geleceklerin de uyum bakanı olacak aynı olmaz zamanda kendisi. Olmaz mı? Dolayısıyla bu tartışmalarda onun bu konunun muhatabı olması aslında bana kalırsa biraz şanssızlık. Çünkü Aydan Hanım ister istemez bu konuda sıkıştırılmış olacak. Evet. Yani aslında Almanların... Bunu yani bir şey uygulama söz konusu olduğu zaman, bir devlet politikası söz konusu olduğu zaman size bunu yapan aslında bir göçmen uyum bakanı diye yani, adlandırılacak. Aynen. Göçmenin anlamda, göçmene ettiğine bakan olacak değil yani mi? Yani o anlamda hakikaten biraz şanssız bir durum var. Yani bundan önce Aydan Hanım'ın görevinde Maria Böhmer vardı. Evet. Mesela bu politikayı diyelim ki Romenler ve Bulgarlarla ilgili bir karar aldılar. Merkel bilerek yapmış olabilir mi acaba bunu? Şimdi bunu düşünmeye başladım hakikaten yani. Şimdi Fuat Bey, öncelikle hani Aydan Hanım'ı ben... Kafesinin sırtına koydu Aydan Özoğuz'un şu anda. Gerçekten çok zor bir görev. Yani onun hakkını teslim etmek lazım. Ve bazen de şu hayalete kapılmamak lazım. Aydan Hanım Almanya'da bir politikacı. Türkiye kökenli. Almanya'da bir politikacı. Alman anayasası üzerine o ülkeye hizmet etmek üzere yemin etmiş birisi. Ve bu başarısı çok büyük bir başarı. Yani bunu hiç küçümsenecek bir tarafı yok. Tabii, ve onun öyle bir göreve gelmesinden de gurur duyuyoruz. Ama ona verilen görev, bir Maliye Bakanı'nın görevinden, bir ne bileyim Kültür Bakanı'nın ya da Enerji Bakanı'nın görevinden çok daha ağır bir yük. Çünkü zaten problemli bir alan ve bu problemli alanda siz göçmen kökenli birisini bakan yaptığınız anda tartışmaların seyri bambaşka bir noktaya gidecek. Evet. Yani bunu önceden görmek lazım. Evet. Şimdi telefon attığımızda Almanya Türk Toplumu Başkanı Kenan Kolat var. Kenan Bey merhaba. Merhabalar, saygılar, selamlar. Murat Bey'in sesini duydum, saygılar evet, orada. Evet. Sağ olun, benden de saygılar. Murat Erdoğan, evet. Kenan Bey, siz de Türkiye'desiniz, hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk. Evet, Kenan Bey, şimdi şunu konuşuyorduk biz. Tabii Murat Bey çok ilginç bir noktaya temas etti. Bulgaristan ve Romanya'dan gelecek göçmenler ve çalışacak göçmenlerin, çalışma hakkını elde eden göçmenlerin Avrupa'ya getireceği çok önemli ağır sorunlarla karşı karşıya kalınacağından söz ediliyor. Bu arada tabii Almanya'da da tesadüfen Aydan Özoğuz bir göçmen kökenli uyum bakanı çalışmaya başladı. Adeta şimdi onu konuşuyoruz. Siz de katılır mısınız bilmem. Yumurta küfesi adeta Aydan Özoğuz'un sırtına kondu. Yani herhangi bir devlet politikası söz konusu olduğunda bu göçmen çalışanlara karşı, bakın işte bu göçmenlere karşı bir göçmen uyum bakanı bunları yapıyor diye bir algı ortaya çıkacaktır diye şimdiden endişe etmeye başladık. Ne dersiniz? Böyle başlayalım. Bu endişeye ben de katılıyorum genel anlamda. Bunu ben baştan da bakan ataması yapıldığı zaman, daha doğrusu devlet müsteşarı diyoruz, ataması yapıldığı zaman da söylemiştim. Göçmen kökenlilerin göçle ilgili konularda değil de başka alanlarda, sosyal, ekonomi, sağlık olabilir, eğitim olabilir, o alanlarda bakan olması çok çok daha iyi olurdu tabii ki. Şimdi bu şekilde olmuş olması belli bir sorunu beraberinde getiriyor. Evet. Yalnız bu konuya biraz dönecek olursak, evet, şimdi biliyorsunuz yani Bulgaristan, Romanya Avrupa Birliği'ne üye oldular ve geçiş dönemi yaşandı 7 yıllık. Bu geçiş döneminden sonra tabii ki Almanya'ya serbest dolaşım, bütün Avrupa Birliği ülkelerine serbest dolaşım hakkı var. Şimdi Hristiyan Birlik Partisi'nin şu anda bu konuyu gündeme getirerek, yani işte bunlar geliyorlar ki bunların bir bölümü de Romanlar, yani daha toplumun alt gelirlerinden, kesimlerinden gelenler daha çok göze batıyor. Aslında gelenlerin önemli bir bölümü de üniversite mezunu ve akademisyenler de gelip çalışıyorlar, katkı da yapıyorlar. Ama yani şunu söylüyorlar, biz çalışacak insan gelsin, bu şeyler, fakirler, fukaralar gelmesin gibi bir anlayış üstünden bir polemik yapılıyor şu anda. Birincisi şunu söylemek gerekiyor, hukuksal olarak bu insanların Almanya'ya gelme hakkı var ve bir iş buldukları takdirde, en 3 ay çalıştıktan sonra da işten çıkartıldıkları takdirde örneğin sosyal yardım alma hakları var. Bu Almanların nasıl bu hakkı varsa eşit olduğu için onların da hakkı var. Bir iş kurdukları takdirde, işleri iyi gitmediğinde de sosyal yardım alma hakları var.
bunları Avrupa Birliği yasaları olduğu için bunları değiştirmek zaten mümkün değil. Bu mümkün olmadığı için bu yapılan hareketler tamamen popülist yaklaşımlardır. O nedenle bizim buradaki yaklaşımımız gelen insanların sorunlarıyla tabii ki ilgilenmek zorunluluğu vardır. Ama asıl sorun şurada yatmaktadır. Avrupa Birliği bu ülkeleri aldığı zaman üyeliğe bunların olabileceğini hesaplamış olması gerekirdi ve Avrupa'da bir sosyal ekonomik bakımdan dengeli bir gelişme olmasını o ülkelerde sağlamasıydı. Çünkü o sorun çözülmedikçe, yani o ülkelerdeki sosyal ekonomik sorunlar Avrupa Birliği'nin ortalamasına çıkmadıkça bu sorunlarla hep karşılaşacağız. Ve bu sorunlarla sürekli karşılaşacağımız için de popülist söylemlerle, ırkçı söylemlerle bir takım kişiler çıkacaklar. Bu cins açıklamalar yapacaklar. Evet. Biz de bunları tartışıyor olacağız. Peki. İşte Aydan Özoğuz da buna tepki göstermek zorunda kalacak. Evet Kenan Bey, bir de şunu sormak istiyorum. Tabii Almanya üzerinde soracağım bunu. Almanya tabii Avrupa'daki en Türkiye'li göçmenlerin en yoğun yaşadığı Macar ülke. Özellikle Türkiye'li göçmenlerin yaşam standartları çok yüksek değil işin açık tarafı. Yoksulluk düzeyinde yaşayan Türkiye kökenlilerin olduğunu biliyoruz. Üstelik de bu binlerle ifade ediliyor. Şimdi bu yeni gelecek çalışma hayatına atılacak göçmenlerle birlikte iş gücünün ucuzlaması ve sermayenin belli bir açlıkla bu ucuz iş gücüne saldırması yüzünden göçmenlerin durumunun daha da kötüleşeceği gibi bir varsayım, hiç de ihmal edilebilir bir varsayım değil. Ve bu yüzden ne yapmak gerekir, sizin önerileriniz neler? Evet. Biz bu konuda hükümete yakın zamanda zaten Çalışma Bakanı'yla bir görüşmemiz var. Şimdi özellikle alt gelir gruplarında olan ve eğitim düzeyi yeterli olmayan herkesin bundan etkileneceği açık. Çünkü işletmeler, işverenler ucuz iş gücü alabilmek için çok işçinin piyasada olmasını, yani sunumun daha fazla olmasını isterler. Bu arz talep meselesi, yani arzın daha fazla olması talebi o zaman şey yapıyor, etkiliyor. Yani ne kadar çok kişi çalışmak için hazır durursa o zaman ücretler de o kadar aşağı basılabilir. Bu genel politikadır. Şimdi buradan tabii özellikle alt gruplardan gelen fakir olan, yoksul olan kesimlerin gelmesiyle birlikte Almanya'daki diğer göçmenlere ve özellikle Türk olsun Arap ülkelerinden gelen göçmenlere bakışta da bir olumsuzluk da artışı olacaktır. Çünkü bakın işte burada zaten var, biz dışarıdan geliyorlar gibi eşdeğer konulacaktır. Bunun çözümü şudur. Bunun çözümü tabii bugünden yana çözüm bulmak çok zor ama biz şunu öneriyoruz. Diyoruz ki alt gruplardan eğitim düzeyi yeterli olmayan, mesleki eğitimi yeterli olmayan veya olmayan kesimleri çalıştıracak. Bunu sadece Türklere yönelik değil yalnız, bütün herkese, Almanlar da dahil. Yani alt tabakalardan, eğitimsiz yeterli olmayanlardan çalıştıracak işletmelere belli bir destek yapılsın. Yani okulu bitirmemiş olan, bir diploması olmayanı işe alan veya meslek eğitimini alan firmaya devlet bir prim ödesin. Bu şekilde bir yani teşvik sistemi geliştirilmek suretiyle bu bunun üstüne gidebilir. Bu bir. İki, meslek eğitimiyle ilgili düşük yoğunluklu, düşük eğitim düzeyli olanlara yönelik onlara hedefleyen projeler üretilmesi gerekiyor. Onlara basit meslekleri edindirme çalışmaları yapılması gerekiyor. Bunlar iki tane çok somut öneri. Biz bunları tabii gündeme getireceğiz. Bunun dışında tabii çok daha başka da var. Kalifiye olanlar için de kota talebimiz var. Bunu da gündeme getireceğiz. Zaten seçimlerden önce de bunu sürekli gündeme getirmiştik. Evet Kenan Bey, siz de havaalanındasınız galiba. Size iyi yolculuklar diliyorum ben. Çok teşekkürler programımıza katıldığınız ve bu değerli önerileri de bizlerle paylaştığınız için kolaylıklar dilerim size. Evet sevgili seyirciler, biz devam ediyoruz. Ne diyorsunuz Murat Bey, Kenan Bey'in önerilerine? Yani Kenan Bey bu konuları en iyi bilen insanlardan birisidir, yıllarca da bu işin içinde. Dolayısıyla yaptığı değerlendirmeler çok doğru. Bu hani panikleyecek ve hemen de birebir çözüm bulunacak konular değil. Biraz da tecrübeyle ilgili bir şey. Ama bir gerçeklik var. Avrupa'da istenmeyen göçmen baskısı arttığı müddetçe orada yıllardır, 50 yıldır orada olan ve hani alnının teriyle işini yapan, doğru düzgün çalışan insanların üzerine de bir şaibe oturmuş oluyor. Dolayısıyla hani aynı geminin içinde olmanın imkanlarını ve dezavantajlarını birlikte yaşayacağız. Dolayısıyla zor bir süreç ama az önce söylediğimiz konu, hani Kenan Bey de benzer görüşlerde daha önce de konuşmuştuk. Gerçekten Aydan Hanım'ın bundan sonraki işinin daha zor olduğu çok açık. Bunun çok tesadüf olmadığı da açık yani. Hani Aydan Hanım'a bir bakanlık, bir pozisyon açılırken
Böyle bir görev Almanların sisteminde hele hani bir telefonla falan olmuyor bu işler orada biliyorsunuz. Uzunca süre düşünülüyor, bunun stratejisi belirleniyor. Sıkıntılı bir döneme girildi ve bu sıkıntılı dönem içinde Aydan Hanım'ın işinin kolay olmadığını hepimiz biliyoruz. Şimdi çok enteresan bir şey, o kadar bir benzerlik oldu ki sizin bunu söylemeniz. Biliyorsunuz Belçika'da Saint-Jos Belediyesi'nin başkanı Emir Kır. Emir Kır göreve gelir gelmez bir enkazla karşılaştı. Çünkü orada bir kiliseye sığınmış 400'e yakın Romanya ve Slovakya göçmeni, Roman ve diğer göçmenler sığınmışlardı orada ve inanılmaz bir kilisenin içinde, inanılmaz kötü koşullarda yaşıyorlardı. Ve bunu kucağında buldu Emir Kır gelir gelmez. Peki ne yapacaktı? Yani Emir Kır gerçekten bir sosyal politika uyguladı ve onlar için ev temin etmeye, onları o kötü koşullardan çıkarmaya çalıştı. Fakat hemen devreye bir takım örgütler girdi. İşte Emir Kır ayrımcılık uyguluyor, bilmem ne yapıyor, insanlara etnik ayrımcılık uyguluyor, aşağılıyor vesaire gibi şeyler söyledi. Halbuki onların orada bulunması başlı başına insanlık suçu ve aşağılanma anlamına geliyor. Ve onlara uygun ortam yaratılması gerekiyor. Ve Emir Kır bunu yapmaya çalıştı ve neyse alnının akıyla çıktı bu işler. Ama tabii bir Türkiye kökenli de olduğu için inanılmaz eleştirilere maruz kaldı. Yani orada Belçikalı bir görevli olsaydı Emir Kır'ın görevinde böyle bir uygulamasının hani belirli yönleri tartışılabilirdi. İşte ekonomiye maliyeti şusu busu vesaire. Evet. Ama hani Emir Kır olunca ya da Türkiye kökenli olunca ya da göçmen kökenli birdenbire bakışta farklılık oluyor. Yani her türlü politika daha farklı ve duygusal bir zeminde tartışılmaya başlanıyor. O açıdan da sıkıntılı bir şey. Ama bu şeyin de elini güçlendirecek değil mi sizce? Mesela Geert Wilders var Hollanda'da ve aslında son seçimlerde biraz geriledi. Onların ellerini güçlendirecek bir durum da yaratabilir değil mi? Fuat Bey, aslında bütün Avrupa'da bu tip, yani siz o konuda zaten çok sayıda programda yaptınız, çok da önemli konuklarınız da oldu. Onlar da söylüyorlar. Bütün Avrupa'nın genelinde göçmenler noktasından hareketle aşırı sağcılığın, ırkçılığın güçlendiği bir dönem yaşıyoruz. Yani bu hiç olmayacak ülkelerde bile, işte Norveç'te yaşananı biliyoruz, diğer ülkelerde olanları biliyoruz. Bu trend ne yazık ki bir süre daha devam edecek. Yani bu yükseliş devam edecek. Bu yükselişin kırılması ancak oradaki toplumun birlikte yaşadığı topluma güveninin her alanda sağlanmasıyla ilgili bir şey. Bunun da çok kolay bir şey olmadığını biliyoruz biz. Yani siz istediğiniz kadar o toplumun bir parçası olmaya çalışın, yine de sizi öteki gibi görme eğilimi yoğunlaşıyor. Bu da kısa vadede ortadan kalkmayacak görünüyor. Hele de bu göçmen baskısı oldukça işte Wilders gibi birçok politikacı bunun ekmeğini yiyecekler. Çünkü Avrupa'da şöyle bir durum daha var. Yani bu psikolojiyi de anlamak lazım. Biliyorsunuz 2 sene önce bu Sarazin olayı yaşandı Almanya'da. Şimdi herhangi bir sosyal demokrat politikacı, üstelik bu, bir kitap yazdı. Almanya batıyor dedi. Hani o batıyor dediği Almanya dünyanın ilk 3 büyük ekonomisinden birisi. Buna ben Almanya batıyor dedi ve bunun temel sorunu olarak da Müslüman göçmenleri gösterdi. Şimdi bir kişi çıkıp bunu yazabilir. Bunda bir sorun yok. Ama bu kişi eğer 2 milyondan fazla kitap satıyorsa ve insanlar yapılan bütün araştırmalarda buna yoğun bir biçimde destek verdikleri ortaya çıkıyorsa, bu tedirginliği anlamak lazım. Acaba Avrupa'da ne oluyor? Nedir insanları bu kadar tedirgin eden? Yani sokaktaki insana ne oluyor? Evet. Hani bundan sonra daha iyi bakmak lazım. Aynen. Yani dolayısıyla bu konunun çok tarafı var ve tek çözümü de yok. Bu zaman içinde de çok yönüyle tartışmamız gereken bir konu olacak ne yazık ki. Evet. Hocam, şimdi sizin yapacağınız bir açıklama var. Çünkü Almanya'da çok geniş kapsamlı bir araştırma yaptınız. Doğru. 14 bini baz aldınız, sonra 1000 küsür kişiyle görüştünüz ve Almanya ile ilgili olarak, Almanya'daki Türkiye'li seçmenlerle ilgili olarak geniş çaplı bir araştırma yaptınız. Bunlardan bir tanesi de seçimlere katılım oranıyla alakalıydı. Doğru. Ve bu sonucu, yani yıllardır bizim bildiğimiz o %20'lerde ve %30'larda olan katılım oranı ile ilgili çarpıcı bir sonuç elde ettiniz. Bu sonucu biraz sonra açıklayalım. Reklamlarımız var. Reklamlarımızdan sonra tekrar bir arada olacağız. Hocam, şimdi Almanya özelinde bir araştırma yaptınız ve bu araştırma seçimden sonra yapıldı. Hangi noktalarda araştırma yaptınız? Öncelikle onu söyler misiniz bana? Memnuniyetle. Şimdi siz de söylediniz. Teşekkür ediyorum. Sizin programınızda da hep bunları anlatma imkanımız oluyor. Bizim merkezimiz kısa adıyla HUGO. Veri toplamaya çalışıyoruz. Bizim en büyük eksikliğimiz o. Ve strateji üretirken, politika üretirken veriniz yoksa elinizde, birçok yerde de yanılıyorsunuz. Onun için mümkün olduğunca Avrupa'da alanda kalmaya ve Avrupa'da yaşayan Türkiye kökenlilerle ilgili sağlıklı bilgiler edinmeye çalışıyoruz. Evet. Bu konuda en son yaptığımız çalışmayı UETD ile işbirliği içinde gerçekleştirdik. Almanya'da bir araştırma kuruluşu, Data4U ve Sekpol, o anlamda buradan
Umut Karakaş arkadaşımıza da selam söyleyelim. Onun da çok büyük katkısı oldu bu çalışmada. Selam söyleyelim, bizim de konuğumuz olmuştu. Evet. Şimdi bu çalışma Almanya seçimlerine yönelik olarak Almanya'da yaşayan, Alman vatandaşına geçmiş ve oy kullanma hakkı olan Türkler konusunda gerçekleştirdik. 1002 Türk'le gerçekleşti bu çalışma. Türkiye kökenli Alman vatandaşıyla. Türkiye kökenli Alman. Şimdi bu sayı, yani toplam sayı 900 bin civarındaydı. Doğru. En son elde ettiğimiz bilgiye göre. Doğru. Değil mi? 900 bin, 950 bin oy hakkı olan Türkiye kökenli var Almanya'da. Evet. Bunların hangi oranda seçimlere katıldığını ortaya çıkarmaya çalıştınız. Şimdi sizin de söylediğiniz ve gerçekten heyecan yaratan kısım şu. Biz bugüne ama şimdiye kadar, özür dilerim hocam. Tabii. Sözünüz gibi. Şimdiye kadar yapılan tırnak içinde bir araştırmaya göre biz hep şunu söyleye geldik. Almanya'da seçimlere katılma oranı %20, en iyimser tahminle %30 denildi. Fakat bu araştırmanın kim tarafından nasıl yapıldığını biz bilemedik ve bu genel yaygın bir söylemdi. Siz de bu söylemle yola çıktınız doğru, değil doğru, mi? Doğru, tabii ki. Şimdi Fuat Bey, şöyle, acaba son seçimde arttı mı diye baktınız. Aynen. Şimdi bizim daha önceki seçimlerle bir karşılaştırma yapabilme imkanımız yok. Ona ilişkin sorular da sorduk. Ama o konuda ihtiyatlı olmamız lazım. Şimdi bizim ama sürekli tekrarladığımız, hatta benim de şahsen de tekrarladığım, sizin az önce söylediğiniz bir %30 hikayesi vardı. Ben yıllardır bu konuyla ilgili çalışıyorum ve biz bu çalışmayı yaptıktan sonra özel olarak tekrar araştırdım. Acaba bir yerlerde bir veri var da biz bunu bilmiyor muyuz diye. İnanın bu konuda hiçbir yapılmış sağlıklı çalışma yok ki Türklerin ne kadar oy kullandığını ortaya koysun. Türkler, Alman vatandaşına geçmiş Türkler ne kadar oy kullanıyor bunu bilmiyoruz. Bu veriyi birisi ortaya atmış. Ve biz bunu sürekli tekrarlamışız. Bu bir şehir efsanesi olarak dönmüş durmuş. Şimdi bunun şöyle bir zararı oldu. %30 eğer katılımınız varsa hükmünüz de o kadar. Hani Alman politikacının gözündeki hükmünüz bu kadar. Dolayısıyla biz bu rakamı kendimizde tekrarlamış olduk. Bizim yaptığımız çalışmada... Bir de bir kendi kendimizi eden, aşağılamış olduk. Yani. Aynen öyle. Şimdi bakın bu kaynak nereden gelişmiş olabilir? Sadece şöyle küçük bir şey. Almanya'da yabancılar için özel yabancılar meclisleri oluşturuldu. Hiçbir fonksiyonu olmayan, danışma mekanizması bile gerçekleşmeyen, çok yani gerçekten hani kıytırık, uyduruk bir mekanizma. Bunlara katılım çok alt düzeyde gerçekleşiyor. Şimdi çünkü onun bir anlamı yok yani. Hani gidip orada oy vermenizin bir anlamı yok. Oradaki oy oranlarından hareketle Türkler zaten siyasete ilgi göstermiyor diyorlarsa bu bambaşka bir şey. İkisi birbirine de karşılaştıramaz. Şimdi sizin de söylediğiniz gibi biz bu çalışmayı olabilecek en sağlıklı akademik ve bilimsel verilerle gerçekleştirdik. Ve bu 1002 kişiye ulaşmak için 14 binden fazla telefonla görüşme yaptık. Almanya'nın tamamında eyaletlerdeki Türklerin yoğunluğuna göre, cinsiyet ayrımına göre, yaş gruplarına göre bir örneklem çerçevesinde bu 1002 kişiden edindiğimiz en çarpıcı sonuç seçimlere katılma oranıydı. Biz Almanya'da biliyorsunuz 22 Eylül'de sanıyorum seçimler. Bir hafta sonrasında bu çalışmayı yaptık ve insanlara seçime gittiniz mi diye sorduk. Bu çok somut bir soru. Seçime gitmeden önce biz bu soruyu sorsaydık daha tedirgin olabilirdik. Ama biz seçimden sonra bu soruyu sorduğumuz için içimiz daha rahat. Ve insanların %70 oranında, ki bu veriyi ilk kez elde ettik ve hepimiz şaşırdık, ben de dahil olmak üzere, %70 oranında seçime gittiklerini tespit etmiş olduk. Evet, şimdi %70 çok büyük bir oran. Yani, olağanüstü. Almanya'da %71,5. KJ'de bunu belirtirlerse sevinirim. Yani Almanya'da son seçimlerde yapılan katılım oranı, son seçimlerde Türkiye kökenlilerin, Türkiye'li seçmenlerin katılım oranı %70 olarak sizin araştırma sonucunuzda çıktı. Aynen ve şunu söyleyeyim, Almanya'nın genelinde %71,5'tu katılım. Evet. Türklerin katılımı %70 görünüyor. Bu da yani hemen hemen aynı oran. Bu aslında çok net bir biçimde Türklerin toplumun, siyasetin, ekonominin her alanda var olduklarının çok net bir göstergesi. Yani bir şehir efsanesi yıkıldı. Hani? Türkiye kökenli seçmenlerin seçimlere katılım oranı %20-30 değil, %70. Bizim elde ettiğimiz veri bu. Dediğim gibi bunu çürütecek ya da bunun karşısına çıkabilecek herhangi bir ikinci veri yok. Tabii ki akademik bir çalışma her zaman yanılma oranlarınız olur ama bizim diğer hani sağlama sorularımız var. Bütün o sorular son derece beklentilere uygun bir biçimde çıktı. Bizi şaşırtan sadece katılım oranı bu kadar yüksekliği oldu. Bunu tekrar test ettik acaba bir sıkıntı mı var diye. Hayır, biz verimize de güveniyoruz. Bu konuda da bundan sonra da çalışmalarımız zaten devam edecek. Türkiye kökenli Alman vatandaşları Almanya'da siyasete son derece ilgili, hem siyasi aktör olmak bakımından hem de siyasete bireysel katılım bakımından. Eksiklik ne? Şu, biz bu %30 hikayesiyle hep yıllarımızı geçirdiğimiz için ve hala Almanya'da çok örgütlü bir toplum olmadığımız için bu %70'i tırnak içinde siyasilere satabilecek mekanizmaları geliştiremedik.
Dolayısıyla karşıdaki Alman'ın karşısına geçtiğimizde de bu verilerle ilgili olarak da sizin zarf elinizdeki kozlarınız çok yüksek değildi. Bu son verileri biz kamuoyuyla paylaştık. Tabii Alman medyasında da yer aldı bunlar. Şimdi tabii ki böyle bir şey söylemek çok abartılı olur. Aydan Hanım bir Türkiye kökenli bakan olarak kabinede yer aldı. Bu çok büyük bir olay. Bizim elde ettiğimiz ikinci sonuç doğal olarak partilere nasıl yansıdığıydı. Ve burada çok net bir şey gördük. Bir, iki tane çok net sonuç var. Bir, Sosyal Demokratlar %64 oranında son seçimlerde Türklerin oyunu almış görünüyor. Bu çok yüksek bir oran. Ve bu oranın yükseldiğini tespit etmiş olduk. İlginç biçimde Yeşillerde çok ciddi bir düşüş tespit ettik. Yani Yeşillerden kaçan oyların Sosyal Demokratlara yoğunlaştığını gördük. Hristiyan Demokratlar son dönemde ciddi bir biçimde artık Türklerin de oyunu nasıl alabiliriz çalışması da yapıyorlar bir taraftan. Hatta biliyorsunuz bir tane de milletvekilimiz var, Cemile Hanım. Ama buna rağmen onların oy oranının %6-7 civarında kaldığını gördük. Şimdi bu da çok önemli bir şeydi ve ama Sosyal Demokratların sonuçta barajı geçmiş yani sonuçta. Aynen tabii ki. Yani göçmen karşıtı ve Türkiye karşıtı politikalar izlemelerine rağmen sonuçta SDO'nun %7 oy alması Türkiye kökenler çok önemli bir olay. Şimdi bence çok doğru bir şey söylüyorsunuz. Şimdi ben hani akademisyenim, siyasetçi değilim. Dolayısıyla bu konuda insanları yargılayacak bir halim yok. Ama ben Almanya'daki bir Türk'ün Hristiyan Demokratlara oy vermesi için kaç tane gerekçe sayabilirsiniz? Ben açıkçası çok fazla sayamıyorum. Ama buna rağmen %6-7 civarında oy alabiliyorlarsa bunu da kaydetmek lazım. Ben bunu şuna bağlıyorum hocam. Katılır mısınız bilmiyorum. Hı-hı. Bir araştırmacı olarak. Çünkü bunun da şu kanaate vardım. Konuklarımız oldu seçimlerden önce. Seçimlere katılım oranı ile ilgili bir çalışma yapıldı biliyorsunuz. Hı-hı. Katılım oranı yükseltilmesi ile ilgili bir çalışma yapıldı. Bu çalışma ile ilgili olarak şu an adını hatırlamıyorum. Bir iş adamları ya da iş kadınları derneğinin bir temsilcisi geldi. Ve SDO'yu desteklediklerini söyledi. Sebebini de açıkladı. Biz bu konuda da çalışma yapıyoruz dedi. Çünkü Almanya'da Türkiye kökenli çok işveren var dedi. Ki bunu biz de biliyoruz zaten. Yüz binlerce işveren var. Vergiler konusunda SDO'yla SPD arasında ciddi fark var. Onlar vergi koymamaktan yana SDO Merkel, SPD'de vergi koymaktan yana. Dolayısıyla da artık göçmenler oraya aidiyetleri o kadar güçlü ki yani göçmenlik meselesi ikinci planda kalmış, para kazanma meselesi öne geçmiş gibi geliyor bana. Aslında bu söylediğiniz şununla örtüşüyor. Almanya'da yaşayan Türkiye kökenlerin içinde, iş sektörünün içinde olan ve vergi oranları kendisini etkileyen kitle de yaklaşık böyle bir kitle aslında. %6-7 civarında. Çok güzel. Yani buradan oraya ulaşmak mümkün olabilir. Yani bu gerçekten o anlamda örtüşen bir veri. Şimdi bizim insanlarımızın orada siyasette biliyorsunuz 950 bin civarında oy var. Almanya'da toplam oy sayısı 61,5 milyon. Bunun içinde %1,5 ediyor Türkiye kökenlerin oy oranı. Meclisteki temsile bakıyorsunuz. Türkiye kökenler 1,7 oranında temsil ediliyor. 11 milletvekiliyle. Yani daha yüksek. Avrupa'nın genelinde aslında Hollanda'da, Belçika'da ve Almanya'da siyasi aktörler bakımından çok aktif bir toplumumuz var. Olağanüstü. Tek aksayan yer Fransa. İlginç bir şeydir. Fransa'da çifte vatandaşlık konusunda hiçbir sorun olmamasına rağmen. Almanya'da bir de böyle bir sorun var. Çok ciddi bir sorun var. Fransa'da çifte vatandaşlık konusunda bir sorun olmamasına rağmen Türklerin %40 civarındaki çifte vatandaş, yani Fransız vatandaşına geçmiş durumdalar ve siyasi aktörler bakımından da olağanüstü geri durumdayız orada. Yani diğer ülkelerle hiç karşılaştırmayacak derecede bir aksama var Fransa'da. Onun dışında Almanya'daki aktivite çok yoğun. Şimdi Almanya'daki Türklerin siyasal partiler ilk defa biliyorsunuz bu seçimlerde bütün siyasal partilerden Türkler milletvekili, Türkiye kökenler milletvekillerini meclise soktular. Şimdi tabii bunu da dikkatli bakmak lazım. Türkiye kökenli dediğimizde, Türk milletvekili dediğimizde ben hiç unutmuyorum seçimin hemen ardından Özbekistan'dan beni aradılar. Çok büyük bir sevinçle ne güzel dediler Alman meclisine 11 tane Müslüman girdi dediler. Şimdi milletvekillerine tek tek baktığınızda hani onların kafasındaki Müslüman algısıyla oradaki birbirine örtüşüyor mu? Bu çok tartışılabilir ama öyle ya da böyle bizim toplumumuzun içinden bu insanların çıkması doğal olarak empatiyi artıran bir şey. İlişkileri artıran bir şey ve varlığını orada kalıcılığını da ortaya koyan bir şey. Bunun çok değerli bir şey olduğunu düşünüyorum. Evet belki de şimdi çok önemli bir şey işaret ettiniz. Türkiye kökenli seçmenlerin seçimlere katılımı oranı %1,5 civarında.
Yani Almanya'daki 950 bin %1.5'a tekabül ediyor. Evet. Ama Türkiye kökenlilerin temsil oranı %1.7 civarında dediniz. Belki de seçimlere katılım oranını biz yıllardır böyle biliyorduk. %20, %30. Halbuki Mesut Bahtiyar'dan şarkılar dinliyormuş Almanya hükümeti ve bunu biliyormuş. Yani asıl gerçeği biliyormuş. Onun için temsil oranını kendisi bizzat Türkiye'liler talep etmeden kendisi yükseltiyor. Yani bakın tekrar ediyorum. Gizli çalışmalar varsa onları bilemeyiz tabii. Alman tarafından ya da Türk tarafından olduğunu sanmıyorum da. Ama bu konuda yıllarca ya bunlar gerçekten ne kadar oy veriyor diye merak eden ve çalışma yapan da olmadı. Ve biz hani bu konuda bir başlangıç noktası oluşturduk. Biz şöyle bir soru da sorduk insanlara. Daha önce hiç yani Alman vatandaşı olan Türklere daha önce hiç oy kullandınız mı? Oy kullananların oranı bayağı yüksek çıktı. %83 falan ama o rakam toplama bir rakam. Onu hemen onunla karşılaştıramayız. Ama şunu da sorduk. Daha önceki seçimlerde oy kullandıysanız kime oy verdiniz diye sorduk. Ve bu son seçimlerdeki kime oy verdiklerine baktık. Orada mesela sosyal demokratların %7 oranında arttığını, yeşillerin çok ciddi bir düşüş vardı onlarda. %28'den %12'ye düştüler. Üstelik de eş başkanın bir Türk kökenli. Bir Türk olmasına rağmen. Yalnız bakın bir şey söyleyeyim Fuat Bey. Bu söylediğiniz yani eş başkanın Türk olması tek başına Türklere yetmiyor. Bunu bir kez daha görmüş olduk. Evet. Ya ben de onu zaten altını çizmek istedim. Çok rasyonel bir tercih içinde bulunuyorlar bence Avrupa'daki Türkiye kökenliler. Yabancı olmak, Müslüman olmak, ayrımcılığa tabi tutulmak, emekçi olmak. Bütün bunları bir araya getirdiğinde siyasi hedef olarak çok net bir biçimde sosyal demokratlar, sol parti, yeşiller ön plana çıkıyor. Çok net. Mesela enteresandır, hür demokratlar Türklerden neredeyse %1 bile oy alamıyorlar. Yani onların oranı olağanüstü düşük. Çünkü onların hiçbir Türkiye politikası olmadı. Oradaki Türklere yarayacak çok fazla bir şeyleri de yok. Ama diğer partilerin oluyor. Bu anlamda çok rasyonel. Biz tabii oradan hareketle Türkiye'de kime oy vereceksinize de döndük. Çünkü biliyorsunuz önümüzdeki bu seneden itibaren İlk Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanacaklar. Bundan sonra Türkiye'deki bütün genel seçimlerde ve referandumlarda yurt dışında yaşayan Türkiye kökenliler bulundukları ülkede oy kullanacaklar. Bu olağanüstü bir şey. Çünkü yaklaşık olarak bu çerçevede Avrupa'da 3 milyonun üzerinde oy var. 3 milyon oy çok şeyi değiştirebilecek bir oy. Hani Cumhurbaşkanlığı seçimini düşünün, başka şeyler ne düşünün. Ne kadar siyasal partilere dağılımı? Buna baktığımızda kararsızları ve cevapsızları ayırıştırdığımızda AK Parti'nin %56 civarında oya ulaştığını gördük. Bizim bu son dönemde yaptığımız 4-5 araştırmada hep benzer sonuçlar çıktı. AK Parti %45 ile %60 arasında gidip gelen skalalarda karşımıza çıkıyor. CHP %25 civarında görünüyor. Enteresan bir biçimde BDP ya da işte hani Kürtleri, siyasal Kürtleri temsil eden partiler MHP'den daha yüksek çıkıyor. MHP yani %4'lerde falan görünürken onlar 5'lerde, 6'da falan görünüyorlar. Öyle de bir dağılım var. Neredeyse Türkiye'ye benziyor şu an. Aynen. Görüntü bayağı yakın evet. Anlamda. Şimdi bunu böylece bitirelim. Sizin bir diğer araştırmanız var. Vaktimiz azaldığı için ona da bir geçmek istiyorum ben. İslamofobi ve ayrımcılıkla ilgili araştırmanız var. Gerçi bir önceki konuyla da biraz bağlantılı bu ama. Evet, sevgili seyirciler tabii hemen bunu tekrar edelim. Evet, bir şehir efsanesi yıkıldı. Daha doğrusu bir Almanya efsanesi yıkıldı ve Almanya'daki Türkiye kökenli seçmenlerin seçimlere katılım oranı bilindiği gibi ya da tahmin edildiği gibi %20 ya da 30 değil. Son araştırmaya göre ve kesine yakın bir araştırmaya göre %70 civarında. Bu çok önemli bir sonuç ve bu anlamda Türkiye kökenli seçmenlerin ve Türkiyelilerin siyasete katılımı çok yüksek ve dolayısıyla siyasetten taleplerinde bu manada çok yüksek olması gerekiyor. Aynen. Değil mi hocam? Tabii bunu söyleyebiliriz. Tabii ki, tabii. Evet. Diğer araştırmanızda İslamofobi ve ayrımcılık üzerine. Şimdi diğer araştırmamızda tabii ki Nisan ayında gerçekleştirmiştik. Şimdi Avrupa Birliği'nin Eurobarometre denen bir çalışması var. Avrupa Birliği Komisyonu gerçekleştirir bunu. Bütün Avrupa ülkelerinde, Avrupa Birliği ülkelerde 6 ayda bir bu çalışma yapılır ve oradan elde edilen veriler Avrupa Birliği politikalarında çok etkili olur. Mesela küresel şu an mali kriz yaşanıyor. Mali kriz sizi nasıl etkiledi? Yunanistan'daki duruma ne yapmak lazım? Yunanistan'a yardım mı etmek lazım? Genişleme nasıl olmalı vesaire. Yıllardır benim aklımda olan ve mutlaka yapılması gerektiğini düşündüğüm bir şey vardı. Bizim 5 milyon civarında insanımız yaşıyor Avrupa Birliği ülkelerinde. Türklerle ilgili olarak bütün Avrupa'da yaşayan Türkleri kapsayacak bir çalışma bugüne kadar hiç yapılmadı. Biz Hugo olarak böyle bir çalışmanın da altına imza attık ve bundan da çok mutluyuz yine Data4U'yla ve Umut Hanım'la birlikte çalıştık. 13 ülkede, Avrupa'daki 13 ülkede Türkiye kökenlilerin özellikle ayrımcılık politikaları, İslamofobi ve siyasal katılımlarıyla ilgili değerlendirmelerini almaya çalıştık. Bu çalışmamızda
2634 kişiyle görüştük. Bunların bir kısmı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, yaklaşık yarısı bulundukları ülke vatandaşları, bazıları çifte vatandaş vesaire. Şimdi burada şöyle bir şey çıktı Fuat Bey. İslamofobi konusunu çok tartışıyoruz biz. Biz oradaki insanlarımıza, bu bir algı meselesi tabii ki. Yani bunu bir şeyle ölçmeniz mümkün değil ama bir algı meselesi. Mesela biz insanlara sorduk, dedik ki siz Türk olduğunuz ya da Müslüman olduğunuz için ayrımcılığa uğradınız mı hiç? Uğradım diyenler yaklaşık %20 civarında, biraz uğradım diyenler %25 civarında. Yani yaklaşık %45'lik bir grup böyle bir politikayla karşı karşıya kaldıklarını söylüyorlar. Peki sizi bir tarafa bırakalım. Bu ülkede yaşayan Müslümanlar ya da Türkler hiç ayrımcılıkla karşı karşıya kaldığını düşünüyor musunuz? Müslüman oldukları için diye sorduk. Oran %60'ı aşıyor. Şimdi dediğim gibi bu bir algı meselesi ama algı küçümsenecek bir şey değil. İnsanlar yaşadıkları ülkede, üstelik artık tamamen %90'ının üzerindeki, biz bu ülkenin bir parçasıyız ve bu ülkede kalıcıyız diyorlar. Bu insanların kendilerinin Müslüman oldukları için ayrımcılığa karşı karşıya olduklarını düşünmeleri tabii acı bir durum. Ve bunun da kısa zamanda ortadan kalkacağını da pek bekleyemeyiz ne yazık ki. Evet. Siyasetin yumuşak ve ağırlaşarak devam aynen. eden bir sorun gibi yani de görünüyor. Bir de siyasetin hani enteresan karınlarından birisi. Yani her zaman ufak politikacılar için böyle bir konuyu gündeme getirmek ve insanları bunun etrafında bir biçimde motive etmek daha kolay geliyor politikacılara. Bununla ilgili çok önemli şeyler, bilgilere ulaşmış olduk. Belki önemli bir veri, onu da sizinle paylaşmakta fayda var. Biz insanlara kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz diye sorduk. Bu da önemli bir şey. Açık uçlu bir soru olarak. Kendinizi Türk olarak mı, Müslüman olarak mı, Türk Müslüman olarak mı, Avrupalı olarak mı, Alman olarak mı, Kürt olarak mı, Alevi olarak mı tanımlıyorsunuz diye bir soru sorduk. En çarpıcı sonuç benim için şu. Kendisini sadece Alman ya da Hollandalı ya da Fransız olarak tanımlayan neredeyse hiç yok. %1 bile değil. İnsanların çok ama çok büyük bölümü, %60'ından fazlası kendisini ya Türk ya da Türk Müslüman olarak tanımlıyor. Bazıları Türk Müslüman'ın yanına Alman ekliyor, Türk Müslüman Avrupalı, Türk Müslüman Alevi, Türk Müslüman Kürt vesaire. Bu sonuç bize Avrupa'daki Türk toplumunun kendi ana vatanlarıyla olan bağlantısının çok güçlü olduğunu ve bundan sonra da devam edeceğini gösteriyor. Yeni bir diasporalaşma süreci içindeyiz. Eskiden diaspora deyince aklımıza Ermeniler ve Yahudiler gelirdi. Birazcık da böyle tedirgin olurduk bundan. Ama artık yeni modern diasporalaşma süreçleri yaşadık. Çünkü Murat Bey, katılır mısınız bilmem. Zaten bunu belki de sizden öğrenmişimdir ben. Yani artık mesafeler, eski diaspora değil şu anda tabii. yaşadığımız. Yani evvelden giderlerdi ve iki ucu yanık mektup gönderirlerdi. Aynen. Yani şimdi değil ki bu, ya şu Türkiye'deler yani şu anda aslında. Aynen. O kadar mesafeler yakınlaştı ki teknolojiyle, aynen. iletişimle. Onun için Türkiye'den kopmaları mümkün değil mümkün artık. Mümkün değil. Bir de şimdi televizyon kanallarımız herkesin evinin içinde. Bu bir kere çok etkili bir şey. Şu evet. an bizim burada konuştuğumuz konu şu an evet. Avrupa'nın ya da dünyanın başka yerlerindeki büyük ölçüde de Türkiye kökenler tarafından izleniyor. Bu ana vatanla olan bağlılığı artırıyor. İki, akraba ve aile bağlılığı hala çok yüksek düzeyde. Sünnete geliyor, nişana geliyor, düğüne geliyor vesaire. İnsanlar sürekli bu iletişim. Gelir düzeyi arttı etkili. Ve giriş gelişler çok ucuzladı. Yani uçaklar falan da ucuzladı. Evet, hafta sonları yani. Gelenler var yani. Hafta sonu atlayıp eğleniyorlar ve gidiyorlar. Aynen. Alışveriş yapıp gidiyorlar yani. Yani ben futbol maçına gelen insanlar görüyorum. Hem de ne kadar yani. Yani evet. Sırf maçı izlemek için ben Ankara'dan hani kalkıp İstanbul'a gelmeye üşenirken adam atlıyor Berlin'den geliyor, Hollanda'dan geliyor. Çocuğumla birlikte Sultanahmet'ten geçiyordum. Beni iki kişi çevirdi. Biraz korktum da aslında. Merhaba abi dediler. Buyurun dedim. Biz Almanya'dan geldik de sizi tanıdık dediler. Biz geziyorduk burada dediler. Çok güzel dedim yani. Çok enteresan bir şey. Şimdi mesela bu bağlamda belki onu da değinmek lazım. Bu beyin göçünden söz ediliyor. Tersine beyin göçünden. Doğru, böyle bir hareketlenme var. Ama bu hareketlenme çok büyük ölçüde bu teknolojinin ve çağın da gerektirdiği bir şey. Artık insanların tek adresi yok. İnsanlar bir burada bir başka yerde, sizin Ankara'da işiniz oluyor, İstanbul'da işiniz oluyor. Onun aynısını Berlin'de ve İstanbul'da da gerçekleştirebiliyor insanlar. Dolayısıyla hani bu hareketlere de dikkatli bakmak lazım. Her geçen gün daha çok birbirine geçen karmaşık bir sürecin içine giriyoruz. Ama en önemli husus şu, belki onu söyleyerek kapatmakta fayda var. Yurt dışında yaşayan Türkiye kökenlerin Türkiye'ye olan bağlılıkları, ilgisi, sevgisi hakikaten çok üst düzeyde. Başka hiçbir ülkenin toplumuyla karşılaştırmayacak derecede belki üst düzeyde. Ve yaşadıkları birçok haksızlığa rağmen, hani onu da altını çizmek lazım. Sadece Alman'dan, Hollandalı'dan, Fransız'dan haksızlık görmediler. Kendi devletlerinden de uzun süre büyük haksızlıklar gördüler. Dolayısıyla bizim önce onlara saygı göstermemiz lazım. Ondan sonra da bu insanlar nedir, ne yaparlar, ne ederler, siyasi eğilimleri nedir, katılımları nedir? Bu konularda da biraz daha sağlıklı veri elde etmek için de çaba göstermemiz tabii lazım. Tabii Türkiye'nin ekonomik durumunun iyileşmesiyle birlikte de ayrıca geri dönüşler de başladı. Tabii. Şimdi biz hep söylüyorduk geçen yıl ama bu sayı 50 bine falan çıktı galiba. Yani geri dönüşler açısından
insan Türkiye'de çalışmak üzere gelenlerin sayısı 50 bunu buldu. Kalifiye insan gücü olarak bunlar geldiler. Alman vatandaşı ama Türkiye'de çalışıyor. Türkiye kökenli. Türkiye'de daha iyi para kazanacağını düşünüyor. Kendi ülkesinde geleneksel olarak ve kültürel olarak daha sıcak karşılanacağını ya da yaşayacağını düşünüyor. Ve İstanbul'a gelip çalışıyor mesela. Ama bu gelenlerin çok temel bir ortak özelliği var. Hepsi ceplerinde geldikleri ülkenin pasaportuyla geliyorlar. Pasaportuyla geliyorlar. Bundan bir sakınca yok yani. Bunda bir sakınca yok evet. Ama sonuç itibariyle Türkiye'yi seçiyorlar ve geliyorlar. Yani bu da bağları güçlendiriyor. Aynen, aynen öyle. Tabii ki. Evet. Tabii sizin tezinizi çok güçlendiren bir şey bu. Doğru. Murat Bey, sizinle de ya saatlerce konuşabilirim. Hakikaten olağanüstü. Sohbetiniz de çok olağanüstü. İyi ki geldiniz. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Çok teşekkürler. Çok verimli bir program oldu benim açımdan. Sohbet oldu ve en azından çok önemli bir şey öğrenmiş olduk. Almanya'daki seçimlere katılım oranı %20-30'larda değil %70'lerde. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için.